AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı ve ilçe teşkilatlarının faaliyetleri nelerdir? Balıkesir ve ilçelerinde nasıl bir çalışma gösteriyorsunuz? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi noktasındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi AK Parti bütün Türkiye'de şu andaki tek hedefi 2023 seçimleridir. Çok net. Bizim 2023-2024 seçimleri, 2053-2071 hedeflerimiz var. Ama tabii ki şu anda en yakın hedef, en önemli hedef 2023 seçimleri. Biz Allah nasip ederse AK Parti teşkilatları olarak, 81 il başkanlığı olarak, Türkiye'deki tüm ilçe başkanlıkları, kadın kolları ve gençlik kolları olarak, tüm AK Parti üyeleri olarak, biraz önce saydık 11 milyonu aşkın üyemiz var. Tüm üyelerimizle Allah nasip ederse 2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek en büyük hedefimiz. Bunun için de çok planlı ve programlı olarak çalışıyoruz. Kimlerle çalışıyoruz? Teşkilatımızla çalışıyoruz. İlçe başkanlıklarıyla çalışıyoruz. Evet. Kimlerle çalışıyoruz? Kadın kollarımızla çalışıyoruz. Kimlerle çalışıyoruz? Gençlik kollarımızla, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizle çalışıyoruz. Kimlerle çalışıyoruz? Milletvekillerimizle çalışıyoruz. Kimlerle çalışıyoruz? Belediye başkanlarımızla çalışıyoruz açıkçası. Ve yine teşkilatımızın içerisinde 14 tane birim başkanlığımız var. Aile Sosyal Politikalar Başkanlığımızdan Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, Mali İşler Başkanlığımızdan Seçim İşleri Başkanlığımıza kadar tam 14 tane ayrı birimimiz var. Seçim vakti geldiğinde de SKM dediğimiz Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de kurarak 15 tane birim başkanlığı artı kadın kolları ve gençlik kolları başkanlıklarımızla beraber Allah nasip ederse 2023 hedeflerine hazırlanıyoruz. Biz AK Parti'nin tüm teşkilatları olarak Mayıs 2020'den 2023 seçimlerine kadar hafta hafta, gün gün, saat saat hangi programı yapacağımız, kadın kollarımız hangi programı yapacak, hangi evi ziyaret edecek, hangi sandıkta kaç üyemiz var, o sandıktan bize kaç oy çıkıyor, üyelerimizin çocukları hangi sandıklarda oy kullanıyor, önümüzdeki seçimlerde gençler, ilk defa oy kullanacak gençler hangi sandıklarda muhtemelen oy kullanacak. Bütün bunların çalışmalarını yapıyoruz ve bunun da çalışma takvimini hazırlıyoruz. Nasip olursa muhtemelen dediğim gibi bayramdan sonraya herhalde Balıkesir'e sıra gelir diye düşünüyorum. Balıkesir'de Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza ve bütün birim başkanlarımıza ben bir PowerPoint sunumu yapacağım, bir briefing vereceğim. Balıkesir teşkilatları, ilçe başkanlıkları, kadın kolları, gençlik kolları başkanları olarak biz Mayıs'ın bayramdan sonraki haftasında hangi gün hangi faaliyetleri yapacağız? Daha sonraki takip eden hafta hangi faaliyetleri yapacağız? Hangi birim, hangi etkinlik gününde hangi faaliyeti yapacak? Tüm bunların faaliyetleri planlanıyor. Bunların hedefleri ortaya konuyor. Teşkilatımız da 2023'e yenilenmiş teşkilatlarımız, kongrelerimizi yaptık biliyorsunuz. Yenilenmiş teşkilatlarımız buna canla başla hazırlanıyorlar. Tek şeyimiz var, engelimiz var. Pandemi, Allah nasip ederse rakamlar da azalıyor. Bayramdan sonra sahaya inmek için canla başla, heyecanla bekliyoruz açıkçası. Evet başkanım, hemen bununla ilintili bir soru hemen aklıma geldi. Onu yöneltmek istiyorum size. Tabii ki bu planlamanız ve bu çalışmalarınızla ilgili bu aktardığınız bilgilerin yanında bir de tabii ki ben de bu camianın içinden olduğum için basınla ne gibi bir entegre olma veya bir çalışma programınız var? Buna da değinirseniz. Şöyle ifade edeyim. Biraz önce 2023 hedeflerine hazırlanırken birimlerimizin adlarını sayarak tek tek hazırlandığımızı, çok ciddi bir hazırlık yaptığımızı, plan program içerisinde olduğumuzu ifade ettim. Ama orada eksik bıraktığım bir yer vardı aslında. Biz tabii bu faaliyetleri yaparken bu yaptığımız faaliyetleri vatandaşımıza, milletimize, seçmenimize duyuracak olan basın emekçileri, evet, sizlersiniz açıkçası. Siz de aslında bizim teşkilatımızın bütün görsel medya, sosyal medya, yazılı medya hepsi bizim paydaşlarımız açıkçası. Bu noktada hem bu yayın için hem bundan sonraki yine yapacağımız siyasi çalışmalarda bunların halkımıza duyurulması noktadaki katkılarınız için ben hepinize çok teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız, sizler olmasanız biz bunları insanlara ancak etrafımızdaki insanlara duyurabiliriz. Ama böyle bir yayınla biz binlere, on binlere, yüz binlere ulaşma şansına ulaşmış oluyoruz sizler sayesinde. Tekrar teşekkür ediyorum.